Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran ve salâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâ'l hayr ve alâ'l asîra. İlemu enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan ızam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımız, meşayih efendilerimiz ve burada bulunan hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaati müsliminin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Ebşiru eyyuhel mu'minun bil mehdi. Şimdi kritik bir hadis. Efendim, Mehdi'den bahsediyorsun. Bir sürü şey geliyor sana. Ben diyor, o diyor. Ben. Bir başka yere gidiyorsun. Senin dediğin değil Mehdi, benim diyor. Ben de şaşırdım. Kim Mehdi yahu? Hangisi ise söylesinler de biz ona tabi olalım. Nereye gitsem Mehdi benim diyor. O söylediğin adam değil diyor. Şimdi biz tabi Mehdi'ye inanırız. Ahir zamanda Batılılarda da var bu. Onlar İsa Aleyhisselam'ın Mehdi olarak kabul ediyorlar. Masum Mehdi İsa Aleyhisselam'dır. Yani hidayet rehberi demek Mehdi. Masum olan yalnızca peygamberlerdir. O peygamber olarak ahir zamanda el üstüne inancına göre yeryüzüne dönecek. El üstüne inancı bu. Ama o bizim burada bahsettiğimiz Mehdi değil. Peygamberimizin dinini insanlara inecek, anlatacak, uygulayacak. Ondan sonra evlenecek, normal insan gibi ömür sürecek, ölecek. Bizim elçinin inancımız böyle. Burada bahsettiğimiz, şimdi zaten açıklama yapıyor. Bir de onun devrinde Mehdi varken o İsa Aleyhisselam inecek. O Mehdi. Biz buna inanıyoruz. İmam-ı Azam da bahsediyor ama şu tarihte gelecek diyemeyiz. Şimdi bazıları işte herkes kendini, bazen de bir alim çıkıyor mesela, peşinden gidenler ahir zaman Mehdi'si bu diyorlar. Olmaz kardeşim. Ahir zaman Mehdi'sin alametleri var. Adam zaten ben Mehdi'yim demeyecek. Kaçacak. Çünkü çok ağır görevleri var. Dünya zulümle kaplanmış. Böyle bir devirde çıkacak, kendini ateşe atacak. Müslümanlar peşine takacak, zulümle mücadele edecek. Var mı öyle cesur bir adam şimdi? Öksürdüğün zaman altını kirletiyor kerata. Ben Mehdi'yim diyor. Yani o Mehdi'nin şartları çok. Adam kaçacak, kabul etmeyecek. İslam uleması ona diyecekler, sen Resulullah'ın haber verdiği Mehdi'sin. Kaçma diyecekler, zarla yakalayacaklar onu. Peygamberin hadisleri böyle yani. Bizim kimseyle işimiz, derdimiz yok. Ben size bilgi veriyorum. Siz gene İmam Suyuti'nin, ki büyük alimdir, hayatının her gününe bir eser sığacak kadar büyük, velid bir alim, İmam Suyuti, büyük bir alim. Onun kitabı var, Ahir Zaman Mehdi'sinin alametleri falan diye, kıyamet alametleri diye. Burada da şimdi bu hadisler almış orada, Müslüm hadisleri var, diğer hadis kitapları var. Şimdi bu okuyacağım hadiste bununla ilgili bu bilgileri size verdikten sonra, ebşirû bil mehdi. Ey müminler, Mehdi ile müjdelenin. Gelecek bir Mehdi var.
Mehdi var. İsa'dan başka, Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur diye de hadis var şimdi. Tamam, buna değindim. Masum Mehdi yoktur. İsa'dan başka masum Mehdi yoktur. İnsan beşerdir, hatası vardır. Peygamberler de beşerdir ama Allah onları koruduğu için masumdurlar, ismet sahibidirler. İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelecek. Peygamber idi, tekrar peygamber olarak gelecek. Peygamberimizin dinini neşredecek. Bu bahsettiğimiz Mehdi peygamber değil. Büyük bir zat, evliya ama peygamber değil, masum değil, masum değil. Şimdi onun için iki hadis arasında çelişki yok. O masum olan Mehdi hidayet rehberi anlamında, bu da masum olmayan Mehdi anlamında bahsedeceğimiz bu Mehdi. Raculun, kimdir bu gelecek olan Mehdi? Raculun min Kureyş, Kureyş'ten bir adamdır. Min itreti, benim ehli beytimden, ehli beytimden, Fatıma anamızın evladından, min veledi Fatıma, Fatıma anamızın şeyinden. Şimdi Fatıma anamızın üstünlük taraflarını size iki hissesini sordum, söyledim. Burada Fatıma anamızın üstünlüklerinden birisi de bu. İşte Peygamber Efendimizin kızı olması, şehitlerin en güzeli olan Hasan Hüseyin Efendilerimizin anası olması. Kerbela'da Hüseyin Efendimiz şehit oldu. Hasan'a ne oldu? Şehit diyorsun. Evet, o da şehit. Çünkü maalesef siyasi iktidar hırsları içerisinde, tabi detayına girmiyorum, Hazreti Hasan halifelikten çekildiği halde Müslüman kanı akmasın diye Şam hükümetine iktidarı devrettiği halde, bu Muaviye değil yalnız, bu kesinlikle Muaviye, orada hücum etmeyin, söylemeyeceğim adını, Şam hükümeti Hazreti Hasan Efendimiz Medine'de bu feragat ettikten sonra dahi yarın yine Müslümanlar çok seviyor peygamber torunu diye, yine rahat değil. Diyorlar ki İslam tarihçileri zehirlettiler onu. Günahsız, hiç suçu yokken bir adamı zehirlediniz mi, o şehittir. Allah yolunda, o da, onun için şehit diyorum. İki şehidin annesi, evet, cennette ki gençlerin efendisi Hasan Hüseyin Efendi, annesi bu ümmetin peygamber sülalesinin devam ettiği Hasan Hüseyin'in annesi Fatıma anamızın, böyle Mehdi de onun soyundan gelecek. Hasan Efendimizin bu fedakarlığına karşılık Allah ahir zaman Mehdi'sini onun soyundan gönderecek diyor alimler. Biz de size bilgi kabilinden arz ediyoruz. Bir başka hadis-i şerif, Ahmed İbn Hanbel hadisi. Dünyada diyor bir gün kalsa bile Allah o günü uzatır. Benim ehli beytimden ismi ismime, bak aynen yazıyor, yuvati'u ismuhu ismi, ismi ismime aynen uyar. Ve ismi ebihi, babasının ismi de benim babamın ismine uyar. Yani Abdullah'tır. Hadis-i şerif bu. Mehdi, ismi ebi benim babamın ismine uyar, böyle bir Mehdi gelecek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Mehdi Hazreti Fatıma anamızın oğlu Hasan Efendimizin fedakarlığı dolayıyla onun sülalesine nasip etti diyor alimler. İşte bu Mehdi ismi Peygamberimiz isminde, Peygamberimiz sülalesinde, ondan sonra babasının adı Peygamberin babasına uygun, Kureyş'ten yahrucu fi ihtilafi minen nasi ve zilzaletin, insanlar arasında son derece karışıklıklar, sarsıntılar, İslam aleminde Müslüman arasında karışıklıklar varken ortaya çıkar. Görüş ayrılıkları, yarışma İslam aleminde ben baş olacağım kavgası, tenafus bu, yarış, görüş ayrılıkları var şimdi İslam aleminde, böyle şeyler var.
Ondan sonra son derece zelzeleler. Keseti zelzele. Zelzele. Müslümanlar batıyor, bir tarafı batıyor. Şu kadar adam ölüyor. Bir başka yeri batıyor. Böyle hem fikir karışıklıkları var, hem rekabet karışıklıkları var Müslümanlar arasında. Hem de hakikaten zelzeleler var. Karma karışık zamanda gelecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Belalar birbirini peşi sıra sürdüğü sırada gelecek. Evet. O bazı alimler Arap Yarımadası'nda doğar demişler. Evet. Bazısı şurada, bazısı burada. Orada da görüş şeyliği yok. Evet. Ona yübâyi'uhu abdâlüşşâm. Gümüşhanel diyor ki Şam evliyası Mehdi'ye biat edecek. Hem de Hacer-i Esved'le Rükn-i Yemani arasında tavaf ederken yakalayacaklar peygamberin tarifinden. Bu sensin diyecekler. Hayır diyemeyecek çünkü yalan olur. Hayır derse kendini belli etmeyecek. Kaçıyor çünkü çok ağır görevleri var. Yakalayacaklar, ona biat edecekler. Böyle bir devirde gelecek. Böyle bir devirde gelecek ki çok karışık bir dönem arz ettik size, onu söyledik. Mekkeliler Rükn-i Yemani ile Hacer-i Esved arasında Mekke alimleri, Şam alimleri, Evliyaullah tanıyacaklar ve biat edecekler. Evet, o işte Bizans şeyler, Rum diyor, onlar Batılılar, Yunanlılar, diğer yerler, hepsi birbirine girecek. Böyle bir durumda şerliler ortalığı kasıp kavuracak, kavurduğu sırada zulüm almış yürümüş. Kuvvetlinin, hak kuvvetlinin, kanun, nizam diye bir şey dinlenmiyor. Kimin kuvvetlisi borusu ötüyor. Böyle zulüm dünyayı kaplamış olduğu sırada çıkacak diyor. Feyemle'ül arda, yeryüzünü kıstan ve adlen, adaletle dolduracak. Kolay mı bu? O kadar zalimleri tepeleyecek, kıpırdamayın diyecek, adaleti hakim kılacak. Kolay bir iş mi bu? Kelliyi koltuğu almış adam. Evet, böyle bir dönemde adaletle dolduracak. Keme muliyet zulmen ve cevran. Yeryüzü zulümle dolduğu gibi onun o yeryüzünü adaletle dolduracak. Ve yerda anhu sakinü semai ve sakinül ard. Öyle güzel uygulamalar yapacak ki semavattaki melekler, yeryüzündeki bütün yaratıklar ondan razı olacaklar. Bütün melekler, ruhlar, insanlar, şeyler, insanlar, cinler, her can sahibi. Ve yaksimu el mâle suhâhan, malı sıhahan dağıtacak. Ve kâlu ve mâ sıhahan, ya Resulallah sıhahan ne demek anlamadık dediler sahabi. Kâle bis seviyyeti, eşit dağıtacak. Ve yemle'u kulûbe ümmeti Muhammedin gınen, ümmeti Muhammedin kalbi zenginlikle doyacak. Kimse aç gözlü olmayacak. Kimse aç gözlü olmayacak. Onun devrinde öyle bir güzellik olacak. Ve yesa'uhum adluhu, o Mehdi'nin adaleti hepsini kuşatacak. Hatta ya'muru münadiyen feyunadi men lehu hacetun ileyye. Bir dellal çıkaracak, ilan. İhtiyacı olan gelsin, ihtiyacı görülecektir diye. Şimdi basit bir ekmek dağıtacak oluyorlar. Binlerce adam hücum ediyor, değil mi? Görüyorsunuz. Mehdi aleyhisselam çıkacak, diyecek ki ihtiyacı olan gelsin, tatmin edilecek, istediği kadar verilecek, denecek. Evet. Feynadi men lehu hacetun ileyye fe'tihi fema ye'ti ahadun illa raculun vahid. Hiç kimse gitmeyecek. Neden? Tok gözlü herkes. Aç gözlü değil. Kimse gitmeyecek. Bir tek adam gelecek. Bütün ilanlara rağmen bir tek adam gelecek. يَأْتِيهِ فَيَسْأَلُهُ, isteyecek. فَيَكُولُ اِيْتِ السَّادِنَ, ihtiyacım var efendim. Şöyle, tamam evladım, git hazine memuruna, bakanına, git hazine sahibine, görevlisine. Hatta يُعْتِيكَ, sana istediğini versin. فَيَتِيهِ,
adam gidecek hazine bakanına, feyekulu ene Rasulul Mehdi, beni Mehdi gönderdi, benim ihtiyacım var dedim, sana gönderdi, istediğimi vereceksin. O söyledi, ileyke, evet, li tu'tiyeni, bana veresin malen, istediğim malı veresin diye beni sana gönderdi. Feyekulu ahsi, feyahsi ve la yastatiu en yahmilehu. Hazinenin kapısını açacak görevli bakan, buyur, istediğin kadar al, daldır elini, doldur çuvalını. Adam tabii insan bu, altına doyar mı ya? İnsan bu. İnsanın hepsi, hepimize var altın, para zaafımız. Kimse gelmemiş, demek bununki iyice hızlıymış, çokmuş zaafı. Altınları görünce dolduracak yükünü, taşıyamayacak, kaldıramayacak. Feyilki. Evet, hatta yekûne kadra mâ yestadî'u en yahmilehu feyahrucu bihi. Sonra kaldıramayınca atacak, kaldırabilecek kadarını bırakacak, öbürünü atacak, çuvalı dışarı çıkaracak, yükünü, altın yükünü alacağını dışarı çıkaracak. Bu defa bakacak yine tek kişi, kimse istemeye gelmemiş, bir tek adam. Feyendemu, pişman olacak. Feyekulu, diyecek ki, in kuntu ahşa ümmeti Muhammed'in nefsen kulluhum du'iye ila hazel mal feterakahu. Evet. Yahu benden aşk gözü yok mu ya? Bir tane adam gelmemiş, benden başka pişman olacak, almayacak. O dışarı çıkardığında almayacak, utanacak, almayacak, reddedecek. Öyle söylüyor burada. Feyelbesu fi zalike, işte böyle sitten ev seb'an ev semâni ev tis'e senîn. Burada sahabi, rivayet eden sahabi, hatırlayamıyorum diyor, söylediğini peygamberin. 6 sene mi böyle güzel, kimse aşk gözlü olmayacak, güzel bolluk senesi. 6 mı dedi, 7 mi dedi, 8 mi, 9 mu, tam kestiremiyorum. Yalan korkusu olmasın diye bakın, şu demiyor. Burada tam diyor, o kaç dediğini hatırlamıyorum diyor. Bunu öyle söylüyor, onun şeysi bu. O kadar kalacak diyor, o kadar kalacak diyor. Şimdi, وَلَا خَيْرَ فِي الْحَيَاتِ بَعْدَهُ, ondan sonra gelecek hayatta hayır yoktur. Mehdi'den sonra hayatta hayır yoktur. O böyle adaleti yeryüzüne hakim kılacak, insanların gönlünü tok olacak. Ama ondan sonra o da insan tabii, ölecek. Ondan sonra dünya hayatında hiç şey, hayır yoktur diyor. Şerliler dönemidir o. Şerliler dönemidir. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel Boğverdi Ebu Said Hudri'den nakletmiş. Arz ettiğim gibi Müslim'de ve diğer sahih kitaplarda değişik ifadelerle aynı şeyleri söyleyen lafızları farklı, anlamı birçok hadis vardır. Evet, bizim ehl-i sünnet inancımız Mehdi gelecektir. Bu hadislere dayanıyoruz. Başka çok hadis var. Fakat şu sene gelecektir diyemeyiz. Ne zaman gelecekse işaretleri var. İşaretleri var. O zaten belli olacak. Böyle ben Mehdi'yim demeyecek adam. Bak, onu arz ettik. Onu okuduk size. Ben Mehdi'yim diyor adam, yazıyor. Kaç kişi yoluma geçiyorlar, ben Mehdi'yim diyor. O öyle demeyecek. Bak, kaçacak, zorla ulema tutacak. Sen olsun diyecekler. Farklar var böyle. Peygamber sülalesinden böyle bir adam, güzel bir insan, son derece mücahit, ancak onun, Allah için canını hiçe sayan bir adam, sağlam, korkmayan, son derecede olgun bir adam, olgun bir adam olacağı hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Şu tarihte gelecek demek yalan olur. Neden yalan olur? Gördünüz, 6, 7, 8 sene. Ondan sonra o Kudüs'te Deccal'la mücadele ederken, hadislere göre gene İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Onu görünce İsa Aleyhisselam geldiğini, buyurun namaza sen kıl, ikin namazına davranıyorlarmış.
Buyurun, o da diyecek ki zamanın şeysi sensin, halifesi sen kıldır diyecek İsa Aleyhisselam. Ondan sonra işte o vefat ettikten sonra Ye'cüc Me'cüc, Deccal'ı İsa Aleyhisselam halledecek. Deccal'ı yenecek İsa Aleyhisselam. Ondan sonra Ye'cüc Me'cüc gelecek. Onun önünde İsa Aleyhisselam da duramayacak. Tur-i Sina Dağı'na sığınacak. Bunlar Buhari hadisi var arkadaşlar. Hadislere göre konuşuyoruz. Orada Ye'cüc Me'cüc her tarafı işgal ediyor. Öyle çok millet ki hangi milletse, bir adam diyor bu kitapta 1000 tane evladını görmeden ölmez. Bir adam 1000 çocuğu olacak yani. O kadar kalabalık. Bu Taberiye Gölü var. Hadislere göre konuşuyoruz biz tabii. Taberiye Gölü'nü öncü kuvvetler, ordunun ana gövdesi değil, öncü kuvvet var, art kuvvet var. Öncü kuvvetleri Taberiye Gölü, tatlı sulu bir göl o. Onu içip kurutacaklar. Sonra gelen ana ordunun ana kesimi, onlar da susayacak, su arayacak. Bakacaklar ya burada su varmış. Su izi yapıyor ya. Barajlarda biliyorsunuz yazın alçalınca orada su izi kalıyor. O izden ha burada su varmış, içmişler diyecekler diyor. Öyle kalabalık. İsa Aleyhisselam bunun önünde tutunamayacak. Tur-i Sina Dağı'na sığınacak. Sonra oradaki müminler aç kalacak. Buhari hadisi var. Bir gün peygamberin Medine dışına çıkmış. Bir kokmuş öküz leşi, kellesi kalmış. Efendimiz böyle demiş ki ashabım demiş kaç para verirsiniz buna? Demiş ki ya Resulallah şaka yapıyorsun herhalde demiş. Buna para verilir mi? Belki kokusu kaybolsun diye gömmeye para verilir. Siz öyle söyleyin demiş. İsa Aleyhisselam'la beraber olan Tur-i Sina'daki Müslümanlar öyle aç kalacaklar ki kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler. Biliyorsunuz Ant Dağları'nda mı o yoksa Brezilya'da mı nerede geçmiş dönemde arkadaşlar aç kaldı, 3-5 arkadaşları beraber grup birbirlerini yediler mi yemediler mi? Yakın zamanda oldu bu iş. Açlık bu. Bu kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler ama diyor yine de karınları doymayacak. Buhari hadisi bu. Biz bunlara inanıyoruz. Ama ne zaman gelecek Mehdi? Allah bilir. O 7 sene. İsa Aleyhisselam'ın devri Asude devri 40 sene. Ondan sonra İsa Aleyhisselam vefat ettikten sonra Şerliler dönemi geliyor. 150 sene. Hadislere göre tabii bunlar kesin değil. Haber vahittir. 150, 40 da 190, 7 daha 12, 197, 200 sene. Yani Mehdi geldiği zaman kıyametin kopacağını aşağı yukarı hesap edebiliriz. Halbuki kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilmez. Onun için Mehdi'nin ne zaman geleceğini kimse söyleyemez. O çıktı mı ortaya yere çünkü ucunu görüyoruz, görebileceğiz. Orası saklıdır. Bildiklerimiz, bilgilerimiz böyle. Böyle. Onun için o geldiği zaman zaten bu ümmeti Muhammed'in alimleri, fazlaları, kamilleri zarla yakalayacaklar adamı. O kendi görünmese bile zaten o zaman herkes duyacak. Endişeleri olmasın. Allah bizi o günlere de bırakmasın. Neden? Felaket günler. Girecek delik aranacak günler. Bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz, namaz kılıyoruz. Daha öyle yakın değil yani. O zaman Müslüman olmak avuçta kor taşır gibi. Taşı bakayım avucunda koru. Yakmaz mı? Aha işte öyle. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın gene. Haram yemez bu diyorlar, saygı duyuyorlar. Adam kendisi Müslüman'ın yaptığı işi yapmasa bile öyle daha saygısı var. Şimdi o zaman öyle değil. Evet Allah bizi evvela muttakilerden eylesin. Sahi cömert Müslümanlardan eylesin. İmanı kamil olanlardan, yeryüzüne insanlara hizmet için geldiği bilincinde, şuurunda olan, hayatını hep insanlığa hizmet için geçirmiş, geçirecek olan müminlerden eylesin. Akıbetimizde hayır eylesin diyorum. Allah bizi olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan, söylediğini yaşayan, sözünün eri olan, peygamberin övdüğü güzel Müslümanlardan olmayı nasip etsin inşallah.